Yollarla bile olsa karşılık verdiklerinde İsrail askerleri buna hiç acımadan ve düşünmeden ellerindeki silahları ateşleyerek karşılık verdiler ve 30 kişi yaralandı, 2 kişinin de hayatını kaybettiği saldırı. Evet sayın seyirciler, şu an gemiden görüntüler gelmeye devam ediyor, izliyorsunuz. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bu arada sağlık ekipleri, yaralılar ve orada kontrolü sağlamaya çalışan görevliler dışındaki diğer insanlar gemideki kapalı bölmelerde oturuyorlar. Bekliyorlar hiçbir şey yapmadan, ancak dua ediyorlar. Bir an önce olayların normale dönmesini istiyorlar, onu temenni ediyorlar, onu bekliyorlar insanlar. Çünkü yaşanan bu saldırı, İsrail askerlerinin bu saldırısı, İsrail'in bu müdahalesi beklenmiyordu. Hiç beklenmeyen bir saldırı gerçekleşti. Silahlı bir saldırı gerçekleşti. Gemi ele geçirilmekle kalmadı. Gemideki masum insanlar tamamıyla Gazze'ye yardım malzemesi götürmek amacıyla o konvoya katılmış olan insanlar İsrail askerleri tarafından vuruldular. 2 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. İlk esnada helikopterlerle insanlar indi. İsrail askerleri gemiye indi ve ateş açmaya başladılar gemide. Bu esnada insanlar da karşılık verdi. Gemideki vatandaşlar karşılık verdi İsrail askerlerine. Ellerindeki sopalarla karşılık verdiler. Gemide bulabildikleri cisimlerle karşılık verdiler. Fakat tabii onların verdiği bu karşılığın hiçbir etkisi olmadığı gibi İsrail askerlerinin ateşini belki kuvvetlendirdi. İsrail askerlerinin daha sert müdahalesini getirdi. Evet sayın seyirciler, siz görüntüleri izlerken çok kısa olarak süreci tekrar sizlere aktarmak istiyorum. Evet. Şu an gemilerden gelen görüntüleri sizler izliyorsunuz. Ben bu arada kısaca süreci sizlere tekrar aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu konvoy Gazze'de yardıma muhtaç olan insanlara yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı. Konvoy yola çıktıktan sonra Güney Kıbrıs'ın 30 mil açıklarında buluşup oradan hep birlikte Gazze'ye doğru harekete geçeceklerdi. Fakat Güney Kıbrıs'ta bu gemilerin kendi karasularından, kendi kıyılarından hareket etmesine izin vermeyeceğini söylemişti. Antalya'dan yola çıkan Mavi Marmara gemisi buluşma noktasına 2 gün önce ulaşmıştı. Fakat Güney Kıbrıs açıklarından yola çıkacak gemiler Güney Kıbrıs'ın engellemeleri yüzünden, Kıbrıs Rum kesiminin engellemeleri yüzünden hareket edememişti. Dün o gemiler de hareket ettiler ve 6 gemi daha buluşma bölgesine ulaştıktan sonra gemiler Gazze'ye doğru tekrar harekete geçmişlerdi sayın seyirciler. Gazze'ye ulaşıp oradaki insanlara yardım malzemesi ulaştırmayı istiyorlardı. Gemilerde sadece gıda maddeleri, inşaat malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler, bir de Gazze'deki yetim çocuklara götürülen hediyeler vardı. Bu maddeler, bu malzemeler Gazze'ye ulaştırılmaya, oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyordu. Bu hedefleniyordu. Ancak İsrail'in gece saatlerinde beklenmeyen saldırısıyla sayın seyirciler konvoy durduruldu. İsrail konvoyda kontrolü ele aldı. Oradaki insanları ve gemileri kontrolü altına aldı. Şu an gemiden görüntüler gelmeye devam ediyor. Evet, bu konvoy dün akşam saatlerinde yola çıkmıştı. Yola çıktıktan sonra İHH Başkanı Bülent Yıldırım açıklama yapmıştı ve demişti ki Bülent Yıldırım, bizim kesinlikle ama kesinlikle insani yardımı Gazze'ye ulaştırmak dışında bir hedefimiz yok. Dolayısıyla taviz vermemiz de söz konusu değil. Bu açıklamalarından, biz bu konvoya engel olacağız açıklamalarından taviz vermesi gereken taraf İsrail'dir demişti Bülent Yıldırım. Başbakan Erdoğan'ın da bir açıklaması olmuştu dün sayın seyirciler. Erdoğan